El Kaim El Mehdi için 9313 melek inecektir. 9313, bunlar ayrı ayrı. İnecektir ki bunlar Allah İsa'yı göğe yükseltiğinde onun beraberinde bulunuyordu. İsa'ya eşlik etmişler. Kaç melek? 9313. 313 ayrı bir sayıdır biliyorsunuz. 313. Yani Mehdi'nin talebelerinin de sayısıdır. Hazreti Cebrail, Hazreti Mikail ve 46 bin melek, 46 bin melek İmam Mehdi'nin yardımcıları ve yoldaşları arasında olacaktır. Gaybet-i Numani sayfa 56, Bihar-ül Enval cilt 19 sayfa 284, Tefsir-ül Burhan cilt 1 sayfa 313. Zamanın imamı, İmam Mehdi'nin zuhurundan önce kalpler buraya ve oraya dönmeye başlar. Yani insanlar sapıtır anlamında. Halkın içinde Hazreti Mehdi'ye ilk biat edecek olan Cebrail aleyhisselamdır. Bak, işte bu harika oluşacak. Bunu insanlar yani görecek ama şekli daha değişik olacak. Mesela bir beyaz güvercin şeklinde gelebilir. Veyahut bir güvercin, herhangi bir güvercin şeklinde gelebilir. Halkın içinde Hazreti Mehdi'ye ilk biat edecek olan Cebrail aleyhisselamdır. Peygamberimiz söylüyor. Gaybet-i Numane sayfa 374. 1200 yıllık kitap. Müminlerin emiri Hazreti Ali Keremullah Veceh minberden şöyle dedi. Resulullah ferman etti. Zamanın imamı Mehdi'nin zuhurundan önce kalpler buraya oraya dönmeye başlar. Bir kısmı bereketli, bir kısmı çoraktır kalplerin. O zaman kötü niyetliler, münafıklar helak olacak. Ortadan kaybolanlar kaybolacak. İman edenler kalacak. Ve onlar ne az olacak? 300 veya biraz daha fazla. Bedir Savaşı'nda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte savaşan bir grup melek onlara Mehdi ve talebeleriyle ile birlikte mücadele edecek. Gaybet-i Numane. Bakın ta Bedir Savaşı'na katılmış melekler mücadeleye katılıyor Mehdi'de. Bedir Savaşı'na katılmış melekler. Onlar için zaman konusu olmadığı için yaşlı. Bedir Savaşı'nı görmüş. Aynı şekilde Mehdi'de de aynı melekler yardımcı. Bedir Savaşı'ndaki melekler. Münafıklarla ve küfürle mücadelede yardımcı melekler. İmam Ali Keremullah Vece. Allah İmam Mehdi'yi melekleriyle teyit edecektir. Melek dostları onu koruyacaktır. Kendi nişaneleriyle yardım edecektir. Mehdi'yi yeryüzündekilere üstün kılacaktır. Gökyüzü bütün hayırlarını boşaltacaktır. Harikalar meydana geliyor gökyüzünde. Yeryüzündeki bütün hazineler onun için aşikar olacaktır. İşte kutsal sandık, diğer bütün kutsal emanetler ve Kabe'nin altındaki hazineler, piramitlerin içindeki hazineler, yine aynı Nemrut'a ait hazineler ve delail. Öyleyse ne mutlu o günü görenlere ve Mehdi'nin sözünü duyanlara. İsbatul Hüdat cilt 3 sayfa 524.
Evet, dinliyorum.